Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Uzun bir aradan sonra diyelim, tekrar bir video dersten beraberiz arkadaşlar. Hazır 2017 versiyonuna az bir zaman kala 2016 ile alakalı olarak son dersleri de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz bazı şeyler var. Bunlar nedir diye soruyor olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, dersimizin konusu 3DMax 2016'da Mass FX kullanarak bir kumaş, havlu, örtü, artık ne olarak nitelendirirseniz onu oluşturmayı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sahnemizde gördüğünüz gibi M-Cloth Garment Maker Mass FX Tools panellerini görüyorsunuz arkadaşlar ve burada bir üst seçili olan, daha doğrusu basılı olan bir Live Drag butonu var arkadaşlar. Bu Live Drag'ın ne iş yaptığını size hemen bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Çok basit olarak kumaşınızı oluşturmayı sağlayan bir özellik. Şimdi burada gördüğünüz gibi kübe doğru getirdiğim zaman kübün üstünü örtmeye çalışan, zemine değdirdiğim zaman oradaki plane'e bıraktığım zaman üzerine düşen, aynı zamanda çok yer çekimsiz bir ortam olduğunu düşünün. Hani gerçeğe yakın bir canlandırma yapmaya çalıştığı için çok yavaş düşer. Bu tabii ki ayarlarını hızlandırabilirsiniz ama ne kadar çok hız arttırırsanız kalitesi o kadar düşecektir tabii ki. Sonrasında bunu kullanarak arkadaşlar pamuk bir bez olduğunu düşünürsek bu şekilde oluşturarak arkadaşlar hızlı bir şekilde sahnelerinizde örtü, kumaş, bez, kağıt havlu gibi birçok nesne oluşturabilirsiniz. Şimdi isterseniz bu işlemlerin nasıl yapıldığını size anlatayım. Başlayalım dersimize. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bu işlemleri yapmak göründüğü kadar zor değil. Yani dersimizin süresi de zaten çok kısa olacak. Hani çok abartmayın. Kullanımı oldukça da basit. Birkaç pratikten hemen olayı kavrayabilir. Sağ panelde de gördüğünüz kısımlardan ayarlarınızı yaparak değişik türlerde objeler elde edebilirsiniz. Sahnenizde artık nasıl kullanmanız gerekiyorsa. Şöyle bir dipnot belirtmekte fayda var. Şurada hemen gördüğünüz Capture Interstate butonuna tıkladığınızda arkadaşlar, bu havlunuzu bu ortam içerisinde nasıl bıraktıysanız o anın ekran görüntüsünü alır arkadaşlar. Sonrasında siz bunu poliye çevirdiğinizde zaten istediğiniz sonucu elde etmiş olursunuz. Tabii ki kaplamasını atayarak, bezin kendi bir kalınlığı vardır. Onu da shell modifier ile veriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Live Drag'ı kaldırdığımızda bu otomatik olarak eski haline dönüyor. Çünkü Capture Interstate demedik. O yüzden eski haline dönüyor. Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini siliyorum demeyeyim, silmeden önce buradaki 3 objenin ana mantığını size anlatayım arkadaşlar. Bu kısım bizim zeminimiz. Bu kısım bezimizin üzerine düştüğünde şekil almasını istediğimiz obje. Buraya bir küp çizdik. Bu bir tabak olabilir, ekmek tahtası olabilir, ekmek olabilir, havluluk olabilir, bir küvet üzerine düşmesini istiyor olabilirsiniz. Bir askılığa asmak istiyor olabilirsiniz. Artık ne istiyorsanız arkadaşlar o nesne. Bu da bizim kumaşımızı oluşturacağımız nesne. 3 tane ana nesnemiz var arkadaşlar. 2 sabit, bir hareketli olmak üzere. Şimdi hemen bunları siliyoruz arkadaşlar. Gridlerimizi açalım. Bunu da kapatalım. Bitti. Sahnemiz bu arkadaşlar. Öncelikle buraya geliyoruz. Gridimiz genişliğinde zeminimizi oluşturduk. Şu şekilde de tam zeminimizi ortalığı oldu. Sonrasında grid'i kapatalım. Bunun üstüne arkadaşlar bir tane hemen böyle bir box çiziyoruz. Birazcık bu şekilde ortalayalım. Sonrasında bir tane rectangle çiziyoruz arkadaşlar. Buraya çizdiğimiz küpten büyük olması iyidir. Ama yine siz artık nasıl bir şey yapmak istiyorsanız ebadını ona göre ayarlayabilirsiniz. Sonrasında modifier listeden arkadaşlar
Sadece spanline objelerde aktif olan garment maker'ımızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi tabii klavyeden F4 yaparsak kenar çizgilerini de görürüz. Şimdiki buradaki density değerini arkadaşlar ne kadar çok arttırırsanız oluşturacağınız kumaş o kadar kaliteli olur. Ama şunu unutmamanızda fayda var. Buradaki arttıracağınız değer bilgisayarınızın da daha fazla yorulmasına sebep olacak. Sahnelerinizin daha ağırlaşmasına sebep olur arkadaşlar. Şu an için yükseltmemize gerek yok. Varsayılan değer bizim için yeterli. Hemen alta geliyoruz arkadaşlar. Burada figür görüyorsunuz. Mesela sizin sahnenizde arkadaşlar şeklini almasını istediğiniz bir figürünüz var. Bu bir heykel olabilir. Her türlü şey olabilir. Buradan None'ye tıkladığınızda arkadaşlar figürü tıkladığınızda burada oluşturacağınız Garment Maker uygulayacağınız obje o figürünüzün şekline bürünecektir. Yani kumaşı oluşturmanız daha kolay olacaktır. Şimdi bizim öyle bir amacımız yok. Garment Maker'ımızı oluşturduk arkadaşlar. Sonrasında buradan Massfx Toolbar var. Bu Massfx Toolbar sizde açık değilse nasıl açacağınızı göstereyim arkadaşlar. Hemen buradaki Ribbon menülere arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz. Buradan Massfx Toolbar seçeneği büyük ihtimalle seçili değildir. Bunu seçiyorsunuz ve bu kısma yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bizim burada kumaş olmasını istediğimiz objemiz burada arkadaşlar. Hemen buradaki M-Cloth Object seçeneğine tıklıyoruz. Set Selected as M-Cloth Object yani kumaş özelliği olacak nesneyi seçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında kübümüze geliyoruz. Burada hemen buradan ikinci seçeneğimiz var arkadaşlar. Set Selected as Kinematic Rigid Body yani sabit kalacak ama üzerine gelen obje kinematik şeklini alacak. Yani bu objemizin şeklini alacak arkadaşlar. Hemen altındaki zeminimize geliyoruz. Yine aynı seçenekten Set Selected Static Rigid Body seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Bu da zaten kendi ikonundan da ne olduğu belli oluyor arkadaşlar. Yüzeydir. Yani sizin buraya bir su da bu şekilde oluşturabilirsiniz. Böyle splash Türkçesi nasıl? Yani su sıçrama efekti de oluşturmak için gene bu mantıkla hareket edebilirsin. Sonrasında bunu da seçtik arkadaşlar. Sonrasında kumaş objesine tıklıyoruz. Live drag diyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra hop gitti. Bunu gitmesinin sebebi arkadaşlar küçük bir ayarımızı yapmadık. Hemen buradan Massfx Tool penceresi açılıyor. Burada eksi bir seçili. Güzel. Hemen neden yukarı gitti seçeneğine bakalım. Neden böyle yapıyor? Hemen o seçeneğimizi bulalım. Sonrasında onu bulmadan önce buradan LUT Cotton yani varsayılan seçenek olarak arkadaşlar hani kumaş seçeneği olarak cotton pamuk geliyor. Üzerine uyguladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki kübümüze getirdiğimizde hemen böyle üzerine düşmesini istiyorum. Aslında bırakalım. Biraz daha kübümüzü şöyle üstten görecek şekilde yaparsak daha doğru sonuç elde edeceğiz. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar küpten geçmiyor. Gördüğünüz gibi ne kadar çekiştirsem de küpümüze kilitli kaldı arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Yukarıya doğru çekelim. Objesini çok sevdi. Ayrılmıyor. Tamam. Zeminde de gördüğünüz gibi arkadaşlar hani biz bunu zeminimize çarptırdığımızda da bu zeminimizden daha farklı bir yere gitmiyor. Aynı şekilde kutumuzun etrafında dönüyor. Tabii biz bunu şey yaptık. Şu anda bu zeminimizin altına kaçmış durumda. Mesela burada kübümüzü bunun üzerine doğru birazcık daha uzağa alalım. Sonrasında yine live drag diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da hızlı hareket ediyor. Hemen buraya bu şekilde bıraktık arkadaşlar. Şimdi bizim şekline almasını istediğimiz durum yani bezimizin şekli böyle olacaksa buradan Capture Interstate
diyoruz arkadaşlar. Hop şeklimizi aldı. Live Drag kapadıktan sonra, canlı hareketlendirmeyi kapadıktan sonra arkadaşlar, gördüğünüz gibi kumaşımızın şekli böyle kübeye yapışmış olarak duruyor. Sonrasında bunun üzerine hemen en basitinden bunu standart materyali çevirelim. Üzerine basit bir kumaş atayalım arkadaşlar. Hemen açıldı. Güzel. Evet. Textures. Kumaş nerede? Evet, burada. Hemen buradan böyle materyalimiz var. Üzerine sürükledik, bıraktık. Bir de bunu gösterdik. Tabii ki buna UFMap vereceğiz arkadaşlar. Box olarak nitelendirelim. Sonrasında realden de çıkartalım. Birazcık da küçültelim. Planer olarak da kalabilir. Kumaşımız da bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bu bizim için yeterli değilse, buradan hemen convert seçeneğinden poly'yi seçtik. Sonrasında modifier list'ten hemen shell komutunu vererek gerekli kalınlığımızı da verdik. Bir biraz kalın gibi oldu. 0,5 verdik. Segment sayısını 3 ya da 2 yaparız arkadaşlar. Sonrasında add poly'nin üzerinde arkadaşlar hemen bir turbo smooth uygulaması yapalım. İterasyonu 2'de kalsın. Sonra tekrar shell'e geçelim. Ve kapattığımızda gördüğünüz gibi kumaşımız oluştu arkadaşlar. Bu kısımda böyle kaldı. Çünkü burada çekiştirirken Berkan görüntüsü aldık. Ondan öyle kaldı arkadaşlar. O herhangi bir sorun değil. Siz çekiştirme işleminiz bittikten sonra Live Drag'ı kapatırsanız böyle bir sorunla karşılaşmamış olursunuz. Evet arkadaşlar. Hani yapmamız gereken tüm işlemler bu kadar. Oldukça da basit. Dediğim gibi değerleri makul seviyelerde tutmaya özen gösterin. Yoksa hem bilgisayarınız yavaşlar hem program çok kasmaya başlar. İstediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Kitlenme problemleri falan oluşur. Daha doğrusu donanımınız neyse ona göre hareket etmenizde fayda var. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Mutlu olun.